Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Fırat Çelik. Bu hafta savunma sanayi serimizde Türkiye'de 2023 yılında yaşanan savunma sanayi gelişmelerini ele alıyoruz. 2023 yılında Türkiye'de savunmada neler yaşandı? Hangi yiğitlere ve başarılarla imza atıldı? Gelin hep beraber öğrenelim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda savunma alanında birçok ilke ve başarıya imza attı. 2023 yılı savunma sanayi yılı oldu diyebiliriz. Her geçen yıl etkinliğini arttıran sektör bu yılda süreci devam ettirdi. Ancak diğer yıllara nazaran 2023 yılı savunmada havacılık yılı olarak devam etti. Anka, Aksundur, Bayraktar TB2, Akıncı geçmiş yıllardan gelen çabalarla envantere girerek ihracat başarılarını yakaladı. Hatta şunu söyleyebiliriz ki pek çok sektör 2023 yılında gerileme yaşarken savunma sanayi sektörü ilerleme kaydetmeyi başardı. Peki ilerleme kaydeden savunma sanayi sektöründe 2023'te neler yaşandı? Gelin bakalım. Türkiye tarihinin en büyük savaş gemisi bu yıl tanıtıldı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan en büyük savaş gemisi oldu. Bir ayrıntıyı da belirtmekte fayda var. TCG Anadolu, sanıldığı üzere uçak gemisinden ziyade amfibi çıkarma gemisidir. Peki Türkiye'nin en büyük gemisinin özellikleri neler? TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bir savaş gemisi. Maksimum sürati 21 knot olan TCG Anadolu toplam 94 araç taşıyabiliyor. Türkiye açısından donanmada ilkler yaşansa da havacılık alanında da birçok başarıya imza atıldı. Bunlardan birisi ise Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar Akıncı'nın kol uçuşu gerçekleştirmesi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivallerinden olan Teknofest'te kol uçuşu Solatürk ve Türk Yıldızları ile gerçekleştirildi. Dünyanın da yakından takip ettiği Teknofest'te bu tarihi uçuşun dünya çapında büyük bir etki yarattığını da hatırlatalım. 2023 yılında savunma sanayide birçok başarıya imza atıldığını söyledik. Bu başarılar hali hazırda beraberinde yeni anlaşmaları doğurdu. Birçok devlet ülkemizde üretimi gerçekleştirilen savunma ürünlerini satın aldı. Türkiye aslında genel olarak havacılık alanında dünyada ses getirse de kara araçları üretiminde de önemli bir yere sahip. Özellikle kara araçlar konusunda Türkiye'deki şirketler dev anlaşmalar gerçekleştirdi. Otokar yurt dışından yaklaşık 136 milyon değerinde 4x4 zırhlı araç siparişi aldı. Bu yıl başlayan teslimatların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Türkiye yurt içi pazarında da olduğu gibi yurt dışı pazarında da anlaşmalara devam etti. Milgem 6-7-8 istif sınıf gemileri üretimi için STM ile anlaşma imzalandı. Kenya ile savunma sanayi işbirliği, Azerbaycan'la Su-25 uçak modernizasyonu ve Suudi Arabistan'la da Baykar Akıncı TİHA satın alım sözleşmesi imzalandı. Suudi Arabistan özelinde bir parantez açmakta fayda var. Çünkü Baykar Akıncı TİHA satın alım sözleşmesi Türkiye tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracat anlaşması oldu. Baykar'ın yanı sıra Aselsan ve Roketsan'la Suudi Arabistan'la anlaşma imzalayan şirketler oldu. Bir diğer dev anlaşmaların gerçekleştiği fuar ise İDEF 2023 fuarı. Uluslararası savunma sanayi fuarı olan İDEF 23'te pek çok alanda rekorlar kırıldı. 81 ülkenin katılım sağladığı fuarı toplam 100 bin kişi ziyaret etti. İmzalanan sözleşmelerin toplam hacmi ise 56 milyar 400 milyon TL'ye ulaşarak bir önceki yılın rekorunu kırdı. Türk şirketlerinin dünyada adını fazlaca söz ettirdiğini söylemiştik. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmalı Enstitüsü'nün raporuna göre 2022 yılında en çok silah ve askeri satış yapan ilk 100 şirket açıklanmıştı. Listede Türk savunma sanayisinden 4 şirket katılım sağlamayı başardı. Raporda 60. sırada Aselsan, 76. sırada Baykar, 82. sırada TUSAŞ ve 100. sırada da Roketsan'ın yer aldığını söyleyelim. Türkiye savunma alanında hızlı ihracat
artışını 2023'te de sürdürdü. Sektör 2023 yılının Kasım ayı içerisinde 484 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör bu yıl Kasım ayı itibariyle 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylelikle Türk savunma sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekorunu kırdı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu. Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar ve silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını sürdüren sektör aynı zamanda bu yıl yeni ülke ve müşteriler eklediğini belirtelim. Türk savunma sanayisinin 2023 yılı serüvenini sizlere aktardık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.